Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber arabaya arabanın jantlarını Aksparos deneyeceğiz. Abi Aksparos abi jantlarda dene abi. O modda. İlk başta Aksparos'u bir kabasını aldıracağız. Sonra da ayrıca bizim bir tane abimizin hediyesi Özgür abimin. Kamyoncu abim denk gelmiştik yolda. Onun bir tane böyle malzemesi var. Şöyle içini de göstereyim size bunun. Arabanın motorundaki ayrıyeten işte etrafındaki pası kiri söküyormuş. Yani kuru yağları falan söküyormuş. Bunu deneyeceğiz bakalım. Clean diye bir şey. Vaden ismi galiba. Şöyle Vaden Clean. Siz de biliyorsanız söyleyebilirsiniz bize. Ondan sonra arka tarafta ayrıyeten az da sık Kerem buraya. Buraya mı? Ha, sık sık. Dışına da sık. Ha, sık dışına da. Nasıl akıyor zaten pis. Hakikaten ha, hiç daha silmedin. Adamlar boşuna Aksparos diye bağırmıyor. Şurada onları sık, şuraya da sık sağa. Hı. Sonra buna fırçayla girişiriz. Aynen. Gel şimdi ötekine. Sonra işte arkadaşlar arabanın jantları. Sonra içindeki şu çıtaları sökeceğiz. Çıtaları söktükten sonra bu çıtalar fabrikanın koyduğu çıtalar arkadaşlar. Ben sol tarafı söktüm. Şimdi sağ tarafı falan da sökeceğiz. Ayrıca bunun içindeki taban altını temizleyeceğiz komple güzelce. İşte Kerem'i de gördüğünüz gibi Kerem de Aksparos'a sıkıyor. Bu şekilde güzel bir konsept yapmaya çalışacağız. Ayrıca bu kapı kollarında bir önceki videoda söylemiştim galiba. Bursa'ya gönderdim Panzotçu'ya. İşte bunları da buraya tutturdum böyle. Kapı ayarları kaçmasın diye. İşte ayrıca bir de şurada tiner diyorum. Neydi Kerem? Zift. Zift izleri var. Aynen. O ziftleri de sökeceğiz. Bir Aksparos'u bir temizleyelim, kabasını aldıralım. Çıkmayan tarafları da artık tinerle sileriz bakalım. Kerem'le beraber. Bijonların içine sür Kerem. Buraları falan sık kardeşim. Sık sık ha, bol bol. Abi Aksparos abi. Abi jantlarda da ne abi? Deniyoruz jantlarda abi. İşte bu şekilde arkadaşlar. Orhan amcamız da gidiyor. Nami değer müdür. Gidiyor mu Orhan amca? Tamam. İşte hem vakit geçiriyoruz hem de size video çıkarıyoruz arkadaşlar. Bezlerimizi koyduk. Sonra arabamızda işte yaptığımız bazı şeyler. İşte panzotlarımızı söyledik. Bunlar normal panzotları. Böyle gölgeye çektik. Malzemelerimizi aldık. Bugün kullanacağımız malzemeler işte tiner. Ondan sonra kamyoncu abimizin clean'i. Şöyle bunları da buraya koyayım. Bu şekilde. Ondan sonra çıkmazsa diye bir tane de aseton aldım. Sonra bir tane diş fırçası aldık. Banat olması özellikle tavsiye ediyorum. Banat arkadaşlar. Banat olmazsa olmaz. Evet. Denk gelmeden için almadık. Kerem sen orada sık kardeşim. Ben de burada şeyi açayım. Diş fırçasını açayım. Nereden açılıyormuş? Şöyle. Kutusu mutusu da var ha. Kaliteli bir şeye benziyor. Buraya koyalım. Kerem buradaki Aksparos kurudu kardeşim ha. Sık bakalım buraya bir. Çatık olsun da yumuşatırım adını. İşleri... Ha. Sen onu çevirdin mi ağzını? Oo, Kerem bayağı çıkarıyor ha. Şu önemli olan bizim bak şu üst tarafı var ya Kerem. He. Yani tam arkası değil şu üstü var ya önü. Önü önemli bizim için. Görünen. Ha, görünen tarafı. Arkası zaten illa ki öyle de böyle de kirlenecek. Yani millete gidip bakmayacak ya. İyi oldu iyi. Şuraya bak ne kiri çıkıyor. Hakikaten ha. Bakıyoruz güzel ha. Değiştireceğiz tekerlekleri. Kerem sen kamerayı tut istersen bana. Hı. Gözlerime mi girdi? Bir şey oldu. Gözlerim yandı Kerem. Valla sıçradı galiba. Benim de yanıyor ya. Valla. Aynen.
fotoğraflar oku yapalım arkadaşlar. Normalde çeşme var. Çeşmeyi de göster. Çeşme var evet. Çeşme var. Tasarım yapıyor. Bu kendisi oluştuğu için evet. Su israf evet. Olmuyor. Çeşmeden dolmuyor yani. Sanki be. Vallahi bak şu arkalara, önemli olan bak şu arkaları ya. Bak arkalarda komple hiçbir şey kalmamış. Fırça öteki tarafta kaldı ama. Baksana. Üstünden geçeriz bir daha. Bir daha yaralanacak bir daha. Şu arkaya da dökelim kurumanın hakikate. Bak o tam köşeleri yapamamış. İşte görünüyor. Parlak. Parlak parlak. Yoğun. Başlattın mı? Evet abi. Arkadaşlar şimdi tiner bir de asetonla bu jantları denedik. Tamam mı? Bu jantları çıkaramadık. Şu kadarcık zipler kaldı burada. Böyle gördüğünüz gibi. Bunlar da böyle kalsın ama jantların geneli güzel oldu. Ben beğendim yani. Bayağı da içinde iç taraflarında full yağ vardı. Şu Kerem şu iç tarafını çeksene kardeşim. Şurası şuraya. Çekebilir misin? Şöyle bak şuraya. Aynen. Yaptığımız şuraları. Bunlar arkadaşlar şu tarafı yani. Burası bayağı iyi oldu. Her tarafı böyle oldu. Bayağı ben beğendim yani. Şimdi de şu ayrıyeten şu döşemeleri sökeceğiz. Bu alt tabanındaki fabrika çıkışı olduğu için bayağı toz olmuş. Oraları süpürüp tekrardan da sileceğiz. Arkadaşlar bu maddeyi şimdi deneyemedik. Ayrıyeten farklı bir günde bu maddeyi denememi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arabanın motorun kısmında denemeyi düşünüyorum buna. Ufak tefek böyle yağları var arabanın. Yağ atığı var ama kurumuş artık yani. Hani böyle yeni yağ değil de bayağı önceden yağ atmış. Onlar da orada şey olmuş böyle artık kalıplaşmış gibi bir şey olmuş. Orada deneyeceğiz arkadaşlar bunları. Bugün işte jantlarımızı temizledik. Şimdi ayrıyeten de tekrardan aracın iç döşemelerini sökeceğiz Kerem'le beraber. Bakalım iç döşemelerini söktükten sonra bir süpürgeyle ayrıyeten de bir ıslak bezle güzel bir temizlik yapacağız. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar ilk önce paspaslarımızı alalım arabadaki. Paspasları aldıktan sonra sökme işlemine geçeriz. Ha? İlk defa görüyorum orada olduğunu. Sağda bak. Gördün mü? Leş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hareket bu. Tahta mı lan o? Ha, ne? Tahta sünger. Değil içindeki sünger. Şuradakini sökeyim. Leş gibi olmuş zaten belli. Toz, pis. Leş. Arkadaşlar burası da böyle gördüğünüz gibi işte fabrikada ilk çıktığı hali gibi duruyor. Arkadaşlar size bir uygulamadan bahsedeceğim. Binomo uygulaması. App Store'dan veya Play Store'dan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Aracımın ihtiyaçlarını, eksiklerini, giderlerini ben bu şekilde karşılıyorum. İsterseniz uygulamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi burada bir grafik görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu grafiğin gidişatına göre yukarı veya da aşağı tahmininde bulunuyorsunuz sağ alt köşede. Ayrıca yatırma kısmından da online işlemlere girdikten sonra buradan da yapmak istediğiniz yatırım işlemini buradan seçebilirsiniz. Hızlı Papara, Cep Bank gibi. Bu şekilde seçenekler burada. Sol üst köşedeki 3 noktadan girdiğiniz zaman 2000'den 724 destek alabilirsiniz. Sıkıntılarınızı buradan giderebilirsiniz. Şimdi bu grafiğin gidişatına göre biz tahminde bulunacağız. Yukarı veya da aşağı tahminde. Yukarı tahmininde bulunuyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karımızı elde ettik. Tahminimiz doğru çıktı. Binomo uygulamasını App Store'dan veya Play Store'dan indirebilip kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama 18 yaşından büyükler için geçerlidir.
Arkadaşlar şimdi süpürgeyle ilk baş kabasını aldırıyoruz. Temizleyeceğimiz yerleri. Kerem böyle bir yakına gir kardeşim. Bu şekilde. İçi çok da kirli değil de tozlar var yani. Yine kirli yani. Ondan dolayı ilk baş alalım bir kabasını, sonra devam ederiz. Arabanın üstünde Q-Line 204. İşte bu şekilde kabasını aldırdık. Şimdi bezle de sileceğiz. Tozları da gittikten sonra çıtalarımız da burada. Koltuklarımızın. Arkadaşlar bunları da sıfır aldım dükkandan. Babam sağ olsun, Allah razı olsun. Babamın dükkandan aldık. Bunlar işte arabamızın üstünden çıkan çıtalar arkadaşlar. Fabrika çıkışından olan çıtalar. İşte bunlar böyle kırılmış falan. Bunları değiştirdik. Bu şekilde. Paspaslarımız burada. İşte malzemelerimiz. Kerem burada süpürüyor arabayı. Bakalım. Devam edeceğiz inşallah. Biraz da güzel oldu. Biraz daha şimdi bezle sileceğim, daha iyi olur. Islat da sonra sıktırıver ya. Arkadaşlar. Buradaki kirlilikleri de işte bu ıslak bezle aldırıyoruz böyle. Aldırabildiğimiz kadar. Çıkıyor kirler. İşte böyle de kirleri aldırıyoruz. Daha iyi bir arabaya temizlik görüntü vermek için. Kerem zaten çıkıyor kardeşim direkt ya. Direkt ileri geri ileri geri soktuk zaten, direkt atıyor kendisi. Şimdi çıtalarımızı yerleştiriyoruz. Temizliğini yaptık bu şekilde. Pırıl pırıl parlıyor maşallah. Şu arka tarafı da göstereyim size. Burayı da temizledik. Elimizden geldiğince şuraları şöyle. Koltuğumuz tekrardan yine yukarıda. Yan tarafları da böyle. Kablolarımız falan komple elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık aracımızı. Alt kısmında sonra tekrardan komple söküp temizleyebiliriz. Ama bizim yapabildiklerimiz bu kadar. İlk başını zaten before after siz kendiniz de yapabilirsiniz. Aracımız da burada yatıyor. Kerem kardeşimle Enes kardeşimle bana yardımcı oluyor. Her zaman gibi. Allah razı olsun. Şimdi çıtalarımızı hızlı bir şekilde takıyoruz. Tekrardan devam ederiz. Dokun. Yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kerem Çelik. Kadir Yay. Kadir Yay. Evet. Yapımda emeği geçen Enes Yay. Yapımda emeği geçen hard ticari bu arada. Cidden hard ticari oldu. Easy ticari. İşte biz de söktük. Bu işler böyle arkadaşlar. H Pro seriler. İşte Enes bir şeyler söküyor yine buna. İşte Q-Line 204. Piyasada bulunmayan nadir ürünlerden arkadaşlar. Almak isteyenler varsa iletişime geçebilir. Q-Line 204. Massive'in 800 lira meslek bası. 4K kablolarımız, VCA'lar, güç kabloları falan da filan da işte. Ondan sonra MOBAS'larımız orada yine her zamanki gibi.
Tamam satma dedi. Tamam satılmıyormuş. Burada kendisi söyledi. Tamam satılık değilmiş arkadaşlar. Sonra işte Hasan amcamız, İbrahim'in babası burada bizi seyrediyor. Hava birazcık kararıyor. Çitalarımız böyle oldu. Gördüğünüz gibi maşallah çok iyi oldu. Ben çok beğendim. Temiz, daha temiz oldu. Daha güzel oldu. Bu arada bu bezden de öneririm. Bunu da buradan öneririm. Mintax'ın mikrofiber cam bezi. Mintax'a da sponsorumuz Mintax. İşte iç döşemeziniz böyle. Arka çıtalarımızı da tutturduk. Güzelce maşallah var. Finişim. Finişim. İşte bu çıtalarımız da burada. Saat kaç şu anda? Arkadaşlar. Saate bak kaç saat olduğunu söyle arkadaşlara. Saat 4'te başladık. Evet. 8.30 saat. 8.30. Kaç saat olmuş? 4.30 saat. 4.30 saatten beri arkadaşlar arabayla uğraşıyoruz. Hatta biraz daha uğraşacağız yani. Bakalım. Son sözleri alayım Enes. Abi her güzel şeyin sonu vardır. Evet. Dediği gibi. Enes'in de dediği gibi. Bizim eski arabamızın da bir sonu vardı. Bakalım artık bunu güzelleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arabayı şöyle bir uzaktan gelirdik aslında ama bir park sis yap bakalım. Park sis yap. Yap bir korna. Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı bitirdik. Güzelce temizliğini yaptık. Birazcık yorulduk ama olsun. Sizin için değer. Son sözlere geçelim arkadaşlarım. Evet. Emek verilen her şey güzel. Evet abi. Kerem Çelik'ten güzel bir söz geldi. Enes? Söz yok. Tamam Enes'te söz yok. Enes'te söz yok. Evet. İkisinin sözü de aynı. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir el sallayın şöyle.